Merhaba, ben Ceyda Baza. Bugün sizlerle Cook ürünleriyle harika yemekler yapacağız. Bugünkü tarifimiz frambuazlı cheesecake. Şimdi malzemeler. İlk önce cheesecake için çemberimizi hazırlayacağım, kalıbımızı. İlk önce kesilmiş olan yağlı kağıdımız. Sonra biraz kıvırıyorum. Daha sonra kenarlarını içe doğru katlıyorum. Bir kenarı alıyorum. Daha sonra alüminyum folyoyu alıyorum. Ve aynı işlemi alüminyum folyoya da yapıyorum. Çemberimizi hazırladıktan sonra kenara koyuyorum ve iç malzememizi hazırlamaya başlıyorum. İlk önce cheesecake'in tabanı için margarini tencereye koyup eritiyorum. Erimeye başlarken diğer malzemelerimi alıyorum. İlk önce yoğurdumuzu. Bir bardak şekeri. Ve 3 yumurtamızı çırpmaya başlayacağım. Bu arada şekerin erimesini sağlıyorum. Burada içine vanilyayı koyuyorum. Daha sonra içine krem peynirini. Kenarı alıyorum. Bisküvilerimizi bir kaba koyuyorum. Şimdi margarinime bakıyorum. Biraz altını açıyorum. Hızlı bir şekilde. Daha sonra eriyen margarini bisküvi karışımının içine koyuyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Cheesecake'imizin tabanı olacak bu. Yağ da koyarak iyice sıkılaşmasını sağlayacak. Ve üzerine koyduğum sıvı malzeme alta geçmemesini sağlayacak. Ve iyice ezerek de bir taraftan da ezerek de iyice yağı geçmesini sağlıyorum. Ve daha sonra alıyorum ve bisküvi karışımını elimle iyice barış bastırarak eşit bir derecede yayıyorum. Cheesecake karışımımızı üstüne koyuyorum. Daha önceden ısıttığım fırınıma cheesecake'i yerleştireceğim şimdi. ...180 derece fırınımızda 30 dakika pişecek. Cheesecake fırında pişerken biz de bu sırada sosunu hazırlayalım. İlk önce frambuazı tencereye koyuyorum. Ve üzerine 2 çorba kaşığı kadar şekerini koyup biraz katılaşmasını sağlayacağım. Frambuazlar burada biraz katılaşırken biz de diğer sosunu hazırlayalım. 2 bardak vişne suyu.
ve buğday nişastamızı vişne suyunun içine atıyorum. Karıştırıyorum ve daha sonra kaynayan frambuaz meyvelerin içine atıp biraz daha katılaşmasını sağlayacak. Evet, katılaştıktan sonra nişastalı suyumu ilave edip biraz karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Evet, cheesecake'imizi ben daha önceden çıkardım, biraz dinlendirdim ki çemberden daha rahat çıksın diye. Aynı işlemi sosa da yaptım. Bir 10 dakika kadar soğuttum ve sonra üstüne dökeceğim. Şimdi bir bıçak yardımıyla cheesecake'in kenarlarını çıkartıyorum. Çemberimizi çıkartıyorum. Bir dilim kesiyorum. Evet. Böyle koyuyorum. Sosumuzdan da üstünü biraz gezdiriyorum. Ve servise sunuyoruz. Afiyet olsun efendim.